Evet efendim. Evimiz burası. Yalan makinesini niye getirdin lan? Bu makine en çok, bu da işimize yarayacak. Ne alaka lan? Birazdan görürsün. Evet efendim, şehrin manzarası ayaklarınızın altında. Şehir manzarası mı? Ev mezarlığa bakıyor. Harbiden iyi ki getirmişsin makineyi. Gece uyurken evin içinden rahatlıkla yıldızları seyredebilirsiniz. Niye öpmez lan makine? Şarjı mı bitmiş? Yok, bitmemiş. Bence bitmiş. Ulan gece uyurken evin içinden yıldızları nasıl seyredeceğiz o zaman? Geçen bir fırtına da evin çatısı uçtu. Ana! Ondan ötmedi makine. Evin kuruş masrafı yok. Al eşyanı, otur içeride. Kredi konusunda da içiniz rahat olsun. Kredi çıkıyor her türlü. Burayı ev olarak görüp kredi mi veriyorlar? Bu sürekli öten şey de ne? Yalan makinesi. Yalanı duyunca hemen ötüyor. Ne hikmetse sen ne söylersen ötüyor. Öyle şey mi olur? Evimiz metrobüse sadece 5 dakika. Abi Mersin'e metrobüs yok. Belediye başkanı bile sözünü vermedi. Doğru söylüyor. Depreme de dayanıklı. Çatlaklara bak. Komşularımız nasıl peki? 10 numara insanlar abi. Allah muhtaç etmesin hiçbirini. Peki ne işle meşgul bu komşular? Genelde eğitimli, işinde gücünde insanlar. Çoğu yan kesici, kundakçı, hatta çocuklarını dilendirenler bile var. Maşallah. Peki fiyatı nedir bu çatısı olmayan kendinden sanruflu evin? Ben ev sahibiyle görüştüm sizler için. Çok uygun fiyata bırakacağını söyledi. Son fiyat 150 bin. 140 bin. 130 bin. 120 bin de mi olmaz? Ben bu şartlar altında size ev satamam. Bak gördün mü? İlkine getirdim yalan makinesini. Neyse, yürüyün de size bir yemek ısmarlayayım. Ulan yine hesap bana kilitleyeceksin değil mi?